Evet Almanya hükümeti yasa tasarısıyla vatandaşlar kabul işlemlerini önemli ölçüde basitleştirmeyi bu sayede göçmenlerin Almanya'ya uyumunu kolaylaştırmaya amaçlıyor. Esasında en önemlisi de Almanya'da yaşayan ya da ileride yaşamayı planlayanlar artık daha hızlı vatandaş olabilecekler. Vatandaşlık hakkının modernleştirilmesinin hükümetin en önemli projelerinden biri olduğunu söyleyen Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, göçmen kökenli çok sayıda insan kendini buralı Alman hissediyor ama kökenlerinin bulunduğu ülkeyle de ilişkilerini, bağlarını tamamen koparmak istemiyor. Bu insanlar gelecekte artık kimliklerinin bir bölümünden feragat etmeye zorlanmadan Alman da olabilecekler dedi. Yeni yasanın en önemli özelliklerinden biri halen 8 yıl olan vatandaşlığa kabul için bekleme süresinin 5 yıla inmesi. Uyum konusunda iktisadi ve sosyal bakımdan büyük başarı kaydeden göçmenler ise Almanya'ya geldikten 3 yıl sonra Alman vatandaşlığına başvurabilecekler. Ebeveynlerden birinin 5 yıldır Almanya'da ikamet etmesi halinde burada dünyaya gelen çocukları otomatik olarak Alman vatandaşlığını kazanacak. Türkler arasından en önemli yenilik kuşkusuz çifte vatandaşlık hakkı. Yeni düzenlemeyle Türk vatandaşları kendi vatandaşlıklarından feragat etmeden Alman vatandaşlığını da alabilecek. Ayrıca Almanya'da İlk yabancı işçi kuşağı olarak tanımlanan 67 yaş üzeri göçmen kökenlerin Alman vatandaşı olmaları kolaylaştırılacak ve bu insanlar için yazılı Almanca dil testi uygulamasına son verilecek. Sadece sözlü görüşme yeterli sayılacak. Yeni vatandaşlık yasasına göre Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya insanlık dışı suçla işlediği kanıtlanan kişilerle çok eşli kişiler, bir de davranışlarıyla anayasanın kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu ilkesini ihlal edenler Alman vatandaşı olamayacak. Bir başka ülkenin ordusunda askerlik yapan ya da bir terörist örgütte silahlı çatışmalara katıldığı ispatlanan kişiler de vatandaş olamayacak. 2021 yılı sonu verilerine göre 83 milyon nüfusa sahip Almanya'da yaklaşık 72 milyon Alman vatandaşı var. Yaklaşık da 11 milyon göçmen yabancı vatandaş bulunuyor. Ülkede 3,5 milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor. Bu toplam Alman nüfusunun yaklaşık %3,5'unu oluşturuyor. Ve Türk kökenli insanlar Almanya'daki en büyük etnik azınlık durumunda. Şimdiye dek Alman vatandaşı olan Türklerin sayısı aşağı yukarı 900 bin civarında. Yeni uygulamayla özellikle çifte vatandaşlığı tercih edenlerin sayısında büyük artış olacağı tahmin ediliyor.